Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf Türkçe ders kitabı 276, 277, 278 ve 279. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz zeytinyağı üretimi. İlk sorumuzdan başlayalım. Üretmek ülke ekonomisi için neden önemlidir? Her ülke kendi vatandaşlarının ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapmak zorundadır. Ekonomik ihtiyaçlarla üretim yapılması sonucu bu işlerde çalışan vatandaşların elde ettikleri kazançlar sonucunda toplum sosyal ve kültürel açıdan gelişir. Beklentileri gerekli şekilde cevap verebilen bireyler mutlu bir ulus oluşturmuş olur. Üretim devletin atar damarıdır. Ekonomisi güçlü olan ülkeler mutlu, huzurlu vatandaşları olan ülkelerdir. Tüm sosyal güvenceleri ve hakları devlet tarafından koruma altındadır. Bir ürünün üretim aşamalarından birinin yanlış yapılması sonucunda ne olabileceğini açıklayınız. Bir ürün üretim aşamasında yanlış bir şekilde üretilirse bunun sonucunda ürün büyük olasılıkla çöp olacaktır. Ürün üretim boyunca yapılan tüm emekler boşa gidecek, üretimi yapan cihazların hangisinde hata varsa bu da sistemi tamamen çökertecektir. Tüm ürünlerde yapılan bu hatanın tekrarlandığını düşünecek olursak büyük bir zarar, maddi açıdan büyük masraf ortaya çıkar. Hatta seri üretim yapan bu sistem hatadan dolayı tıkanabilir ve sistem çökebilir. Zeytinyağı üretimi adlı videoda geçen bilmediğiniz sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Köken bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer menşe. Endüstri, sanayi, silo, tahıl ve benzeri ürünlerin korunduğu, saklandığı ve depo, depolandığı, genellikle silindir biçiminde ambar. Zeytinyağı üretimi adlı videodan hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Zeytin ağacının kökeni nereye dayanmaktadır? Yaklaşık kaç yıldır zeytinyağı üretilmektedir? Afrika'ya dayanmaktadır. Yaklaşık 36 bin yıldır zeytinyağı üretilmektedir. Endüstrileşmeden önceki zeytinyağı üretimi ile endüstrileşmeden sonraki zeytinyağı üretimi arasındaki fark nedir? Endüstrileşmeden önceki zeytinyağı üretimi insan ve hayvan gücüyle, endüstrileşmeden sonraki zeytinyağı üretimi ise makinelerle yapılmaktadır. Böylece daha iyi zeytinyağını daha hızlı üretmenin önü açılmış olmuştur. Ağaçta olgunlaşan zeytinler nasıl toplanır? Sizce bu yöntem zor mudur? Olgunlaşan zeytinler dallara zarar verilmeden elle süpürülerek ağacın altındaki örtüye düşürülür. Tarak biçimindeki makineler zeytin toplamayı kolaylaştırmaktadır. Zeytinyağı üretiminde daha çok hangi zeytinler tercih edilir? Bu zeytinlerden kaliteli zeytinyağı elde etmek için ne yapmak gerekir? Daha küçük zeytinler tercih edilir. Kaliteli zeytinyağı elde etmek için zeytinler bekletilmemelidir. Elde edilen zeytinyağının kalitesini ne belirler? Asitlik değeri belirler. Zeytinyağları laboratuvarda incelenerek asitlik değerleri ölçülür. Asitlik değeri düşük olan zeytinyağının ekonomik olarak değeri de yüksektir. Ekonomik değeri yüksek olan sızma zeytinyağı nasıl elde edilir? Saf zeytinyağı sızma bölümlerine aktarılır. Bu bölümlerin altları deliklidir. Delikler saf pamuklarla dolu bezlerle doldurulur. Bölüme saf zeytinyağı doldurulur. Yer çekimiyle beraber yağ süzülür. Zeytinyağının yemek dışında kullanım alanlarından bildiklerinizi yazınız. Zeytinyağı sabun ve kozmetik ürünlerinin yapımında ve sağlık amaçlı kullanılabilir. Zeytinyağı üretimi videosunu tekrar izleyerek tutarlılık bakımından değerlendiriniz. Tutarlı bir videodur çünkü video boyunca verilen bilgiler arasında bir çelişki yoktur. Anlatımda tekrara düşülmemiştir. Objektif bir anlatım kullanılmıştır. İzlediğiniz videoya göre zeytinyağı üretimini işlem basamaklarına göre numaralandırarak aşağıdaki boşluğa yazınız. Toplama, depolama, temizlik, sıkma, ayrıştırma, süzme. Bir ülkenin kalkınmasında tarım önemlidir ile ilgili münazara konusunu bir konuşma yapınız. Bir ülkenin kalkınmasında en az sanayi kadar tarım da çok önemlidir. Siz istediğiniz kadar sanayi kursanız da traktörler yapsanız da köydeki mahsul üreten çiftçi bu ekipmanlarla tarlayı ekip biçmezse, kaliteli mahsul kullanmazsa sizin ürettiğiniz traktör, geliştirdiğiniz sanayi hiçbir işe yaramaz. Çünkü bir ülkede çiftçi üretip toplumun yiyecek ihtiyacın karşılamadığı takdirde doğal olarak siz bu besin ihtiyaçlarını dışarıdan karşılamak zorundasınızdır. Bu da alacağınız ürünlerin ithal olması anlamına gelir. İthal ürün doğal olarak sizin paranıza gelene kadar üzerindeki gümrük vergileriyle pahalı bir şekilde raflara gelmiş olur. En basit en basit örnek olarak kendi ürettiğimiz mandalina mı daha ucuz olur yoksa yurt dışından getirdiğimiz bir mandalina mı daha ucuz olur? Tabii ki de üreticinin ürettiği ürün sizin pazarınıza daha kolay geldiği için daha ucuza gelmiş olur. Bir ülkenin kalkınmasında sanayi önemlidir. İle ilgili bir münazara. Bir ülkenin gelişiminde sanayi çok etkilidir. Sanayi olmadan makine üretimi olmaz sanayi ham maddesi kendi ülkesinden olan üretim sonucunda ihracata gönderilen ürün sayesinde ekonomik kalkınmaya başlar. Bir ülkenin zenginleşebilmesi için ham maddesi kendi ülkesinden çıkan enerjisi kendi ülkesinde üretilen kendi işçisi tarafından kendi sermayesiyle üretilen bu ürünlerin ihracat olarak ülkelere satılması gerekir. Kalkınmış sanayisi gelişmiş ülkeler zengin ülkelerdir. Sanayi ürünleri üretim aşamasında ucuza mal edilip ihracat ürünü olarak satışında pahalıya satılabileceği için kar yüzdesi fazla olan ürünler demektir. Karı fazla olan bu ürünler doğal olarak bir ülkeyi de çok kolay bir şekilde kalkındırabilir. İzlediğiniz video ile ilgili görüşlerinizi sebepleriyle yazınız. Beğendim çünkü video zeytinyağı üretimi hakkında izleyiciyi sıkmadan doğru bilgilerle ve görüntülerle bilgilendirme yapmaktadır. Anlatıcının ses tonu ve telaffuzu iyidir. Aşağıdaki haritayı ve tabloyu inceleyiniz. Ülkemizdeki zeytin üretimi ile ilgili düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız. Ülkemizde zeytin üretimi geniş bir alanda yapılmaktadır. Zeytin üretiminin en fazla yapılan bölgesi %53 ile Ege bölgesidir. %23 ile Akdeniz bölgesi, %18 ile de Marmara bölgesinde, %6'yı ise Güneydoğu Anadolu bölgesi oluşturmaktadır. Türkiye'nin 81 ilinin 41'inde zeytin üretimi yapılmaktadır. Ege bölgesi zeytin üretiminin %55 ile yağlık, oran, yağlık olarak üretilmektedir. Zeytin üretiminde İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa zeytin üretiminin en fazla yapıldığı illerdir. Zeytinyağı en sağlıklı, en kaliteli yağdır. Zeytinyağı ile yapılan yemeklerde zeytinyağları adı altında özel bir besin bölümü bulunmaktadır. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.